Bugün çok daha farklı bir isimle aslında giriş yapacağız. Böyle hani futbolcu değil ama kendisi aslında biraz yani Galatasaray'ın tüm transfer politikasını da şekillendirebilecek bir isim. Ve onunla alakalı da hemen ben görsel ekranı getireyim. Sonrasında da daha detaylı bir şekilde bu gelişmeyi de konuşalım. Çünkü söylediğim gibi transfer gündemini tamamen şekillendirebilir bu gelişme. Evet. Evet, zaten Galatasaray scouting üstünden, scoutları üstünden çok ciddi transferler yapan bir kulüp ve buradan çok büyük paralar da kazandı. Yani örneğin Marcao'da olduğu gibi ya da Evet. Alex Telles keza olduğu gibi, yani scouting transferlerine önem veren bir camia ve burada da başarılı oluyorlar ki sanırım önemli bir transfer. Yani sanırım değil aslına bakarsan. Camialar adına çok kıymetli bir iş. Arsenal'in scout şefi olan Francis'le Galatasaray anlaşma sağladı ve oyuncu, pardon, Francis scout şefi olarak olmasa bile Galatasaray'da söz hakkı olan, transferde söz hakkı olan bir pozisyonda çalışmaya başlayacak. Önümüzdeki günlerde görev tanımı tamam netleşecek ve Galatasaray kafilesinde, Galatasaray camiası içerisinde bulunacak. Bu transfer döneminde Cenk Erkün'ün, futbol direktörü Cenk Ergün'ün özellikle istediği bir isim ve aynı zamanda da transfer politikasını yürütecek olanlara da çok rahatlık sağlayacak bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Evet yani şu an ne göreve geleceği net bir şekilde belli değil ama önümüzdeki günlerde o da biraz daha netleşecektir diyebiliriz. Şimdi bu haberden, bu gelişmeden hemen farklı bir gelişmeye taraftarların çok merak ettiği. Hemen böyle geçmeden biraz şunu söyleyelim. Biraz detay vereyim sizlere. Yani izleyenlere de detay vermiş olayım. Birincisi, Arsenal'in scout'uydu 97 yılında. Sonrasında 97'den 2020'ye kadar Arsenal'de çalışmış bir isim. Şili milli takımında sportif direktörlüğü var ki zaten haberde de yazıyor. 53 yaşında bir İngiliz. Yani milli takım deneyimi var. Arsenal'de çok uzunca bir süre çalışmış bir isim. Yani 97'den 2020'den bahsediyor. 97-2020 arası. Gerçekten uzunca bir süre ve böyle bir süreçte Arsenal'de neler yapabildiğini ya da ne gibi deneyimler elde ettiğini zaten izleyenlerimiz de tahmin edebiliyordur ki daha önce futbolculuk geçmişi de olan bir isim, teknik direktörlük geçmişi de olan bir isim. Arsenal'in altyapısında çalışmış bir isimden bahsediyoruz aynı zamanda. Bu yüzden de muhtemeldir ki Galatasaray'a çeşitli faydaları olacaktır diye düşünüyorum Murat. Ve Emre Utkucan'la yola devam ediliyor. Evet. Kendisiyle alakalı bir değişiklik yok. Erken Emre Utkucan devam edecek. Francis de burada belki danışman, belki de başka bir pozisyon ama önümüzdeki günlerde bu konuda netleşecek Murat. Evet, yani önümüzdeki günlerde daha net şeyler de söyleyebiliriz. Şimdi hızlıca bir Icardi'ye giriş yapmak istiyorum abi. Icardi de zaten sürekli konuştuğumuz bir isim ki şöyle bir haber gündeme geldi. Jesus'un El Hilal'le anlaştığı öncelikle iddia edildi ama şu an için böyle bir anlaşmaya kesin diyemiyoruz. Jesus'un Icardi'yi de istediğini ve bana Icardi'yi alın dediği de haberler arasında. Çok hızlı ya. Ben Valencia'yı alın demesini beklerdim. Valencia'yı kaçırdı abi elinden. Valencia'yı kaçırdı elinden. Valencia çok hızlı gitti. Şimdi birincisi burada Icardi ile alakalı gelişmeler var. Yani yurt dışında dış basına da düşen konular var. Arap Yarımadası'ndan Icardi'nin teklifler aldığı yönünde bir 30 milyon euroluk bir tekliften bahsedildi. 35'e çıktı. Bugünkü haberde işte 3 yıllık anlaşma 25 milyon eurodan şeklinde. Galatasaray şu an beklentisi Arap Yarımadası bu transfere bulaşmasın şeklinde. Çünkü bu rakamlar teklif edildiğinde Icardi'nin de ben bu konuda çok direneceğini zannetmiyorum. Direnmek değil aslında mutsuz olacağını düşünmüyorum. Yani bir tarafta kazanacağı paranın 5 katını bir senede kazanacak. Belki biraz keyifsiz bir sezon geçirebilir. Onu tatmin etmeyen bir sezon geçirebilir ama kazanacağı para hatır sayılır bir miktar olacak. Galatasaray'ın bu transferi bitirmesi için de Arap Yarımadası'nın bu işe bulaşmaması lazım ama Jorge Jesus da o tarafa doğru gidiyor. Yani El Hilal'le anlaşmak üzere olduğu zaten konuşuluyor ki Jose Mourinho'nun da gideceği bilgisi var yine Arap Yarımadası'na. Yani o bölge teknik direktör transferi de yapacak aynı zamanda. Jesus'un da burada Icardi ile alakalı bir dokunuşu da var gibi gözüküyor. Haberde zaten bunu yansıtmış. Ya teknik direktör demişken abi Steven Gerrard'ın da yine Suudi Arabistan yolunda olduğunu söylemiş Evet. olalım. O da neredeyse bitmek üzere gibi duruyor.
Şimdi tabii Jesus'un ya bu haber ilk böyle gündeme geldiğinde Fenerbahçeli taraftarlardan da şöyle bir itiraz gelmişti. Sezon başında neden istemedin o zaman Icardi gibi bir itirazları oldu. Bu da tabii ya, taraftarların gözünden baktığımızda haklı bir itiraz Tabii ki. diyebilirim. Ki istemedi yani hoca. Evet. Yani sadece Icardi değil, yanılmıyorsam birçok ismi de istemedi. Performans vermiş olan birçok isim Fenerbahçe'ye devreye girmedi Jesus istemiyor diye. İlginç bir durum. Tabii Jesus'un burada ne planladığı da önemli ama Icardi'nin biraz paradan yana değil de Vandanara'nın daha çok paradan yana tercihte bulunacağını düşündüğüm için Arap Yarımadası'na gitme ihtimali yok değil açıkçası Murat. Yani bundan birkaç hafta önceye baktığımda Galatasaray'la yola devam etmesini çok daha yüksek ihtimalle görürken şu an bu işte Suudi Arabistan tarafından gelişen durumlardan dolayı biraz sanki o ihtimal düştü Arttı. gibi duruyor abi gerçekten. Yani Evet. Galatasaray'da kalma ihtimali düştü gibi Aynen. duruyor. Gerçekten hani zor günler Galatasaray taraftarını bekliyor. Icardi transferinde gerçekten uykusuz geceler bekliyor olabilir. İzleyip göreceğiz. Şimdi biraz devam etmek istiyorum yine gazetelerden. O topuk pasına şampiyonluk yakışırdı. Yani şöyle bir baktığımda sezona gerçekten Icardi'nin hani birçok işte golü, asisti hafızalarımızda kaldı ama şu asist gerçekten abi çok özel bir asistti ki hani Icardi'den o asisti beklemem ben açıkçası. Orada topu artık kaleye vurmasını beklerdim ama Kerem'e yaptığı bu asist gerçekten hafızalarda bu sezona dair en net kalan şeylerden biri. Bu aşmışlık oluyor Murat işte. Yani adam aşmış artık. Yani skor üretmek, yani gol atmak önemli. Zaten bizim ligimizde son dönemlerde bence kıymetli olan gelişimlerden bir tanesi, biz asiste de çok önem vermeye başlayan bir lig durumuna geldik. Yani önceden oyuncuları sadece gol sayısıyla değerlendirirken özellikle son nokta adamlarını artık asistler de çok bizi vitrine çıkartan noktalar oldu. Bu yüzden de bu tarz pozisyonlarda sadece Icardi değil birçok oyuncu artık paslı oyunu da tercih ediyor. Bu çok önemli. Yani bu pası vermek de bir şeyleri artık anlamak, bir şeyleri artık aşmak anlamına da geliyor. Bencillik yok. Bu bencillikleri zaman zaman görüyorduk bazı oyuncularda. Ama bu asistin de öneminin epey bir ligimizde artmasıyla beraber daha dikkat çeker noktaya geldi böyle durumlar. Hemen şöyle devam ediyoruz gazetelerden. Evet, istatistiklerimiz var. Rakip kalede en fazla kendi kalesinde en az gol beklentisinde de yine Galatasaray abi zaten lider şekilde görüyoruz. Kerem ile Icardi ligin en iyi hücum ikilisi bu sezon takım arkadaşlarına en fazla asist yapan oyuncular. Burada da yine zirvede Kerem ile Icardi var. Hemen arkalarında Lincoln ve Valencia'yı görüyoruz. Evet, Hürriyet sayfasından, Hürriyet gazetesi sayfalarından bir haber bu. Aynı zamanda çok önemli bir tablo, sol taraftaki tablo. Yani gol beklentisi, takımın gol atma beklentisinin yüksekliğine bakın Galatasaray'da. Gol yeme beklentisi de yine çok düşük. Çünkü verdiği pozisyon sayısı da burada hatırı sayıda az aslına bakarsanız rakiplerine göre. Bu anlamda kıymetli bir tablo. Şöyle bakıyorum, kim acaba dikkat çeker seviyede farklı diye bakıyorum. Aslında korelasyona baksak ortalama zaten atılan gol sayısıyla endeksli gibi gözüküyor sevgili Murat.